Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Büyük zorluklara düçar olduğunuz zaman Allah bize yeter. O ne güzel vekildir zikri cemiline devam ediniz. Cenab-ı Hak duada fazla ısrar edenleri sever. Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene yani bir sevap yazılır. Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. İyilik görenlerin, iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunmaz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecaptır. Bu arada hemen dua ediniz. Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lakin salihlerin duası nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musibeti def etmeye ve kaldırmaya medar olur. İş böyle olunca, ey Allah'ın kulları, dua ediniz. Kur'an-ı Azimüşşan, her ne vakit açmalanırsa, akabinde yapılan bir dua müstecaptır. Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duasının kabul olunmamasını, Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası mestecap olur. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım sürat ile semaya icabete yükselir. Ebu Hureyre der ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her bir peygambere kabul edileceği vaat edilen bir dua hakkı verilmiştir. Ben ümmetime şefaat olmak üzere duamı ahirete bırakmak istiyorum.